Herkese merhaba arkadaşlar. Süre yayınları Türkçe Soru Bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Paragrafta yardımcı düşünce 7. testimizdeyiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bu parçada yabancılaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Nedir yabancılaşma? Ben bu sorunun yanıtına ön yargısız biçimde değişik açılardan coğrafyanın, tarihin, uygarlığın, kültürün, pencerelerinden bakmak gerektiğine inanıyorum. Sadece öykümüzde değil, genel olarak edebiyatımızda hatta bütünüyle hayatınızda karşımıza dikilmiş bir sorundur bu. Nedenlerini, temellerini ise sosyolojik, psikolojik, ekonomik, etik olarak yine geniş açılı araştırmak gerekir. Bir eylemin, durumun ve gelişmenin var olduğu zemine aykırı hale gelmesidir yabancılaşma. Bu ana saptamadan sonra şunu vurgulamak isterim. Sonuçlarından önce nedenleri ile ele alınmak alınmaktadır yabancılaşma. A. Yaşamın her sahasında karşılaşılabilen bir durum olduğuna evet burada hayatımızda karşımıza çıktığından bahsetti. C şıkkı. Nedenlerini araştırırken çok yönlü olunması gerektiğine evet burada nedenlerini araştırırken yine değişik açılardan bakmamız gerektiğini, sosyolojik, psikolojik, ekonomik açıdan araştırmak gerektiğini vurguladı. D şıkkında coğrafya, tarih gibi bilimler açısından da bakılarak değerlendirilmesi gerektiğini, evet burada coğrafya ve tarih açısından da bakmak gerektiğini belirtmişti. Sonuçlarından önce nedenleriyle ele alındığına, evet burada sonuçlarından önce nedenleriyle ele alınmaktadır demişti. B şıkkında kültür, alanında görülmesinin büyük sorunlar yaratacağına demiş. Burada herhangi bir kültür alanında görülmesiyle ilgili bir sorundan bahsetmedi. Cevabımız B şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu parçada Mehmet Akif'in şiirleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? Mehmet Akif'in şiirinin temelinde kısadan hisse anlayışı ile yazılmış bölümler, manzum hikayeler vardır. Bu ögeler sürekli öne çıkar ve şiire hem bir devingenlik hem de biçimsel bir bütünlük kazandırır. Cana yakın söyleyiş ve ironilerle açımlanan bu şiirleştirme yöntemi çoğu okuyucuyu ciddi biçimde etkiler. Kimi zaman da sözcükleri duygusal değerlerinden yalıtan kuru bilgilendirmeye yönelik öğüt vermenin baskın olduğu bir yaklaşım öne çıkar. Bu tutum Akif'in toplumsal bir Panorama çizmeye çalıştığı ilk ürünlerinde kendini daha fazla belli eder. A. Ders verici yönleri bulunabilmektedir. Evet burada öğüt vermekten, ders vermekten bahsettik. B şıkkında şiirleştirme yöntemi çoğu okuyucuyu etkilemektedir. Burada bu şiirleştirme yöntemi çoğu okuyucuyu ciddi biçimde etkiler demişti. C şıkkında topluma yakın bir anlayışla kaleme alınmıştır. Evet burada toplumsal bir panorama çizmeye çalıştığından bahsettik. D şıkkında kimi zaman duygudan arındırılmış dizeler içermektedir. Burada da yine duygusal değerler değerlerinden yalıtan, kuru bilgilendirmeye yönelik demişti. E şıkkında klasik edebiyatın başarılı örnekleri olarak gösterilmektedir. Burada Mehmet Akif'in şiirleriyle ilgili böyle bir bilgiye rastlamıyoruz. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz? Bisiklet tutkunlarına sorarsanız size en büyük korkularının bir daha bisiklet sürememek olduğunu söyleyeceklerdir. Selenin üstündeyken tek başınıza kendi kendinize yettiğiniz kadardır dünya. Bacaklarınızın pedalları itip çekebildiği kadarıyla gider ve dünyaya kafa tutarsınız. Kimi zaman yokuş çıkmaktır zafer. O yokuşun bitiminde pedal kesmeden devam edersiniz. Za zaferinizi kutla kutlayamadan bir sonrakinin peşine düşersiniz. Bu zafer kimi zaman hızlı ve tehlikeli bir iniştir. Keskin bir virajdır ya da sağ salim kurtulup teker patlatmadan, çukurlara uğramadan sıyrılıp uzaklaştığınız bir eve dönüş hikayesidir. Araba ya da motosikletinizi çalıştıran akaryakıt için benzin istasyonunda para vermek yoktur hayatınızda. O yakıt sizin yiyip içtikleriniz ve keskin iradenizdir. Bir pedal, daha sonra bir tane daha, durmadan ve bıkıp usanmadan bir tane daha. Böyle böyle akar gider dünya ve siz mevsimine göre kavuran güneşin altındasınızdır. Ya da sulu sepken yağmur altında sizi gerisin geriye iten buz gibi bir rüzgar vardır karşınızda. 1. Bisiklet sporunun beden sağlığına verdiği fayda Hiçbir sporda görülmez. Böyle bir bilgi bize verilmedi. Buna ulaşamıyoruz. 2. Bisiklet tutkunlarının en büyük korkuları bir daha bisiklet sürememektir. Bunu en başta zaten vermiştik burada. Bir daha bisiklet sürememekten korkuyorlar. Buna ulaşıyoruz. 3. Bisiklete binenlerin önceliği bedeni zorlayacak engebeli yollarda dolaşmaktır. Böyle bir bilgi de bize bu parçada verilmedi. 3'e de ulaşamıyoruz. 1 ve 3'e ulaşamıyoruz. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Bu parçada göç ile ilgili aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Göç anlamlı bir uzaklık ve etki yaratacak kadar bir süre içinde gerçekleşen bütün yer değiştirmeler olarak tanımlanmaktadır. Bu yer değiştirmeler taşınan maddi ve manevi ögelerle Farklı kültürlerden grupların kültürel etkileşime girmesini sağlamıştır. Toplumların etkileşimlerle değişmesi sonucunda kültürleşmeler meydana geldi. Toplumlar kimi zaman savaş, sürgün, afetler ve benzeri gibi durumlar yüzünden zorunlu olarak kimi zaman da daha iyi yaşam koşulları elde etmek umuduyla gönüllü olarak göç etti. Batı'da endüstri, endüstrileşme hareketiyle beraber ortaya çıkan iş gücü açıkları sırasıyla kölelik, sözleşmeli işçilik ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan planlı göç ile karşılandı. B. Sanayideki gelişmeler gerçekleşmesindeki etkenlerden biri olmuştur. Evet burada endüstrileşme hareketiyle beraber ortaya çıkan iş gücü açığından dolayı bir göç dalgası olmuş. C şıkkı kimi zorunlu sebeplerle kimi de gönüllü olarak gerçekleşmektedir. Evet burada kimisinin zorunlu kimisinin de gönüllü olduğundan bahsettik. D şıkkı değişik kültürlerin birbirini etkilemesi gibi bir durum ortaya çıkarmaktadır. Evet burada değişik kültürler etkileşim içine girdiği için birbirini etkilemektedir. E şıkkı yaşam şartlarından memnun olmayan insanlar tarafından da gerçekleştirilmektedir. Evet burada yaşam şartlarının daha iyi yaşam koşulları elde etmek isteyen insanların da göç ettiğinden bahsettik. A şıkkı insanlığın ortaya çıktığı dönemlerden beri görülmüştür demiş. Böyle bir bilgi bize burada verilmedi. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Seyahat tasavvufi hayatımız içinde sadece bir yerden bir yere gitmek olarak görülmemiş, adeta insan eğitiminde bir araç olarak da kabul edilmiştir. Birçok derviş seyahat halindeyken manevi yolculuklarını tamamlamış, yollarda çektikleri çilelerle manevi makamlarını yükseltmişlerdir. Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Mevlana Celaleddin Rumi ve kültürümüzü şekillendiren birçok gönül erinin sürekli maddi ve manevi olarak sefer halinde olduğunu görürüz. Birçok eserde de asıl seyahatin insanın kendinden kendine olduğu düşüncesi vurgulanmaktadır. A. Tasavvuf anlayışında seyahat bilinen anlamı dışında da kabul görmüştür. Evet burada tasavvufi hayatımız içinde sadece bir yerden bir yere gitmek olarak görülmemiş, farklı anlamlarında olduğu ifade edilmiş. B şıkkı tasavvufta öne çıkmış pek çok kişinin hayatında seyahat unsuru görülür. Evet burada Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Mevlana Celaleddin Rumi gibi kişilerin sürekli sefer halinde olduklarından bahsetti. D şıkkı tasavvufta insanın kendi özüne yaptığı seyahat fikri de öne çıkmıştır. Evet burada insanın kendinden kendine olduğu düşüncesi seyahatin kendinden kendine bir yolculuk olduğu ifade edildi. E şıkkında seyahat insan eğitiminde bir araç olarak görülmüştür. Evet burada adeta demiş insan eğitiminde bir araç olarak da kabul edilmiştir. E şıkkına da ulaştık. C şıkkına baktığımızda seyahat kavramı pek çok kültürde farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır. Burada pek çok kültürde farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır diye bir ifadeye ya da bu anlama gelecek bir ifadeye rastlamıyoruz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bir toplumda yaşamak için mutlaka başkalarıyla kurulması gereken sağlıklı bir iletişime ihtiyaç vardır. İnsanlarla iletişimi sağlayan en önemli vasıta konuşmadır. Konuşulan şeylerin anlamlı olması için konuşmanın arka planında yer alan düşünme safhasına ihtiyaç vardır. Konuşma ve düşünme arasında bulunan bu yakın irtibat konuşmanın en basit tanımında bile kendini göstermektedir. Buna göre konuşma düşünülen şeyleri başkalarına aktarma anlamına gelir. Konuşma sayesinde ferdin zihin dünyasından koparak insanlığa mal olan düşüncelerin yazma yoluyla kalıcı hale gelmesi ve nesilden nesile intikal etmesi sağlanmaktadır. Düşünme, konuşma ve yazma yoluyla bir anlamda insan olmanın gerekleri de yerine getirilmiş olur. Konuşma ve yazma düşünceye dayalıdır. Düşünce ise zihinsel bir faaliyettir. İnsanın zihin dünyasının dünyasını tamamen kontrol altında tutması zor olsa da düşüncelerin sınırlandırılması ve yönlendirilmesi bir yere kadar insanın elindedir. A konuşma ve düşünme arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Evet, buradaki yakın irtibattan bahsetmiştik. B. Kişilerin düşüncelerinin kalıcı hale gelmesi için yazı önemli bir araçtır. Burada yine yazma yoluyla kalıcı hale gelir dedik düşüncelerimiz için. C. İnsanın doğru bir iletişim kurması bir toplumda yer alması için gereklidir. Bir toplumda yaşamak için neye ihtiyacımız var? Sağlıklı bir iletişime ihtiyacımız var dedik. D şıkkı İnsan düşüncelerini belli bir noktaya kadar kontrol edip yönlendirebilmektedir. Evet burada düşüncelerin sınırlandırılması ve yönlendirilmesi bir yere kadar insanın elindedir dedi. E şıkkına baktığımızda düşünce konuşma ve yazmaya bağlı olduğundan düşüncenin belirli kuralları vardır. Burada düşüncenin belirli kurallarından bahsetmedi. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İnsanlar tarihin ilk dönemlerinde yeryüzünün yaşama uygun yerlerinde beslenme, giyme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını doğal ortamdan doğrudan karşılamıştır. Uzun bir süre doğadan basit bir şekilde yararlanıp ilkel bir yaşam sürdürmüştür. Günümüzden 10-12 bin yıl önce insanlar tarım yapmayı öğrenmiş ve besin maddelerini üretmeye başlamıştır. İnsanların ilerleyen dönemlerde hayvancılık yapmaya ve maden işlemeye başlaması doğayı kullanma becerilerini geliştirmiştir. Doğayı kullanma becerileri geliştikçe ve nüfus arttıkça doğadan yararlanma biçimleri de çeşitlenmiştir. Günümüzde insanlar doğal ortamdan farklı amaçlar doğrultusunda değişik biçimlerde yararlanmaktadır. A doğayı kullanma becerilerinin gelişimiyle insanların doğadan yararlanma şekillerinde çeşitlendiğini evet burada doğayı kullanma becerileri geliştikçe insanların doğadan yararlanma biçimleri de çeşitlenmiştir demiştik. B şıkkında insanların eski zamanlarda temel ihtiyaç maddelerini doğal ortamdan direkt saldıklarına evet burada eskiden doğal ortamdan doğrudan karşılıklarına değindik. D şıkkında insanları doğada uzunca bir süre ilkel yaşam İnsanların doğada uzunca bir süre ilkel yaşam sürdüğüne. Evet burada tarihin ilk dönemlerinde yeryüzünün yaşam uygun yerlerinde beslenme, giyme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını sürdürmüşler. Uzun süre ilkel bir yaşam sürdürmüşlerdir demiştik. E şıkkında doğayı kullanma becerilerinin gelişmesinde insanın maden işlemesinin etkili olduğuna. Evet burada yine maden işlemekten bahsettik. Bu sayede doğayı kullanma becerilerini arttırmıştır insan. C şıkkında nüfusun artmasına bağlı olarak insanların doğal ortamdan zamanla uzaklaşmasına bu parçada bununla ilgili bir bilgimiz yoktur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Bu parçaya göre sanatçı ile ilgili yapılan daha sağlam tanımda yukarıdakilerden hangisi yoktur? Sanatçının biraz kibirli bir çocuk, biraz çile çeken bir derviş Biraz kaldırım arşınlayan bir aylak olarak gösterildiği o tuhaf tanımlama bize geçen yüzyılın bir mirasıdır. Üstelik oldukça utandırıcı bir mirastır. Ondan önceye ait ve oldukça sağlam bir sanatçı tanımı daha vardır. Sanatçının öbür insanlardan daha becerikli, daha cana yakın, daha çalışkan, öte yandan zevklerinde daha tutucu, kalabalığın düşüncelerine karşı daha az hoşgörülü olduğunu kabul eden bir tanımdır bu. 1 Toplumun hem fikir olduğu düşüncelere fazla anlayış göstermemektedir. Evet burada kalabalığın düşüncelerine daha az hoşgörülü olduğundan bahsetti. Buna ulaşabiliyoruz. 2. Hiçbir şeyi kafasına takmayan duyarsız bir yönü bulunmaktadır. Böyle bir şeyden bahsetmedi. Buna ulaşamıyoruz. 3. Sahip olduğu zevklerinde değişikliği kabul etmemektedir. Yani zevklerinde daha tutucu olması yeniliği açık olmadığını gösterir. Buna ulaştık. 1'e ve 3'e ulaşıyoruz. 2'ye ulaşamıyoruz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. 9. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle astronomi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bilim ve sanat insanın varoluşundan günümüze kadar hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Astronominin temel konusu olan gökyüzü olaylarının insanlar tarafından birer mucize olarak değerlendirilmesi bilimsel gelişmeleri de ilham kaynağı olmuştur. Astronomi bilimi tarihsel olarak en önce gelişen temel bilimdir. Astronomi bilimi insanların gökyüzündeki olayları anlayabilme, güneş tutulması gibi tekrarlayan olayları önceden tahmin edebilme merakından doğmuştur. Evrenin yapısı, yapısını anlayabilme, evrenin nasıl bir geçmişe sahip olduğu ve nasıl bir geleceğe sahip olacağı konusundaki kuvvetli merak duygusu ile gelişimini sürdürmüştür. Eski bir bilim dalı olan astronomi matematik, fizik, kimya ve biyoloji bilimlerinin gelişmesinde de, gelişmesinde de etkin bir rol oynamıştır. Astronomi bilimi ilk çağlardan başlayarak günümüze değin sürekli doğa-insan ilişkisinin odağında yer alarak gökyüzünün gizemini açıklamış, yaşadığımız gezegenin kökenin, kökenine ve insanlığın gelişim sürecine ışık tutmuştur. Astronomi evrenin küçükten büyüğe tüm yapı taşlarıyla ilgilenir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde astronomi alanında büyük adımlar atılmıştır. Önceleri evrende gezegenlere sahip olduğu bilinen tek yıldız Güneş diye bilinirken günümüzde gezegenlere sahip başka yıldızlar keşfedilmiş, keşfedilmiş olup gezegenli yıldızların sayısı hızla artmıştır. A İnsanların evrene dair merak duygusundan doğarak gelişimini sürdürdüğünü evet burada merak duygusundan doğmuş ve yine merak duygusuyla gelişimini sürdürdüğünden bahsettik. B şıkkı Doğa insan ilişkisinin merkezinde yer alarak gökyüzündeki sırları açıkladığına evet burada yine doğa insan ilişkisinin odağında yani merkezinde yer alarak gökyüzünün gizemini açıklamıştır. C şıkkı. Birçok bilimin gelişmesinde önemli bir etkisinin bulunduğuna matematik, fizik, kimya ve biyoloji bilimlerinin gelişmesinde etkin bir rol oynadığından bahsettik. E şıkkı temel konusu gökyüzü olan alanın tarihsel olarak en önce gelişen bilim dalı olduğunu evet burada yine en önce gelişen temel bilim dalı olduğundan bahsetti ve temel konusunun gökyüzü olduğu zaten verilmişti. E şıkkında bu şekilde eliyoruz. D şıkkı insanların doğal ve doğa ve gökyüzü konusundaki arayışlarını karşılayamadığını böyle bir bilgimiz bu parçada yok. Cevabımız bu yüzden D şıkkı olacaktır.